Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin Havacılık ve Turizm Programı Airport'tan merhaba. Sesten hızlı yolculuk için çalışmalar sürüyor. NASA ile Lockheed Martin tarafından geliştirilen X-59 fabrikadan çıktı. Şimdi sırada yer testleri var. Peki diğer projelerde son gelişmeler neler? Süpersonik seyahatleri araştırdık. Salgından sonra yaşanan ekonomik kriz seyahat alışkanlıklarını değiştirdi. Artık popüler şehirlerin yerini daha az tanınan kentler almaya başladı. İşte ikinci şehirlere yapılan gezilerin avantajları. Yapımcımız Günter Şimşek'in konuğu Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe. Hedef Kızıl Elma belgeselinin ikinci bölümü yayınlandı. Türk Hava Yolları ilk 6 aylık yolcu istatistiğini açıkladı. Uçan otomobil Alef, FAA'den sertifika aldı. Airport başlıyor. Concorde'un uçuşlarına son verilmesiyle ara verilen yolculu süpersonik uçuşların yeniden başlaması için çeşitli projeler gündemde. Sesten hızlı seyahatle ilgili son gelişme ABD'de yaşandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile Lockheed Martin tarafından üretilen X-59 süpersonik uçağının ilk fotoğrafları paylaşıldı. Süpersonik uçağın bir dizi yer testi yapması planlanıyor. Peki diğer sesten hızlı projelerde son gelişmeler neler? Havacılık endüstrisi süpersonik yolculuğun yeniden başlaması için yoğun olarak çalışıyor. Bu konudaki projelerden biri NASA ile Lockheed Martin tarafından yürütülüyor. X-59 adı verilen süpersonik uçağın üretim çalışmaları bitti. İlk prototip rollout yaptı. Fotoğrafları paylaşılan X-59'da sırada yer testleri var. Sonik patlamaların test edileceği, test görevi kapsamında üretilen süpersonik uçağın ilk uçuşunu bu yıl yapması, 2024 yılından itibaren belirlenen ABD şehirleri üzerinde test edilmesi öngörülüyor. Uçuşlardan toplanan veriler 2027'de test görevi sona erdiğinde Amerikalı ve uluslararası düzenleyicilerle paylaşılacak. 17 bin metre irtifada saatte 5500 kilometre hıza ulaşabilecek uçağın ses hızını aşarken çıkaracağı ses düzeyinin 75 desibel olması planlanıyor. Bu bir otomobilin kapısının kapatıldığında çıkan sesle eşdeğer olması anlamına geliyor. Süpersonik uçak projelerinden biri de Overture adını taşıyor. ABD'li Boom Süpersonik tarafından geliştirilen sesten hızlı uçağın imalatına gelecek yıl başlanacak. Overture'un üretileceği tesislerin kurulumu ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinde sürüyor. Son teknolojiye sahip 62 dönümlük kampüste Overture için son montaj hattı, test tesisleri ve müşteri teslimat merkezi yer alacak. ABD merkezli şirketin geliştirdiği prototip uçak XB-1, 7 Ekim 2020'de fabrikadan çıkmıştı. XB-1, şirketin Overture adını verdiği süpersonik yolcu uçağı projesinin 1 bölü 3 ölçekteki prototipi. Sesten hızlı uçuşa dair testler bu prototiple yapılacak. Böylece yolculu uçuşlar için geliştirilen Overture'un tasarımına da ince ayar yapılarak destek sağlanacak. Testlerde sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanılacak. Overture uçuş test programı boyunca yılda yaklaşık 20 milyon litre biyoyakıt kullanılması planlanıyor.
Süpersonik yolcu uçağı Overture 55-88 yolcu kapasiteli olacak ve kıtalar arası uçuşlarda kullanılacak. 1,7 Mach hızla yol alabilecek olan uçakla bugünkü uçuşlardaki süre neredeyse 3'te 1 oranında azalmış olacak. Seyir irtifası 18.000 metre olacak olan uçak 7.871 kilometre menzile uçabilecek. İlk Overture uçağının 2025'te piyasaya sürülmesi, 2026'da uçması ve 2029'a kadar ilk ticari yolcularını taşıması planlanıyor. Yaklaşık 200 milyon dolar fiyat biçilen Overture'a ilk siparişleri Virgin Group, United Airlines, American Airlines ve Japan Airlines vermişti. Ancak Virgin Group siparişten vazgeçtiğini duyurdu. Süpersonik uçağın hedef kitlesi öncelikle business yolcular ve zamandan tasarruf etmek isteyenler olacak. Bir diğer süpersonik işleti projesi de ABD'li Spike Aerospace tarafından yürütülüyor. Şirketin geliştirdiği sesten hızlı uçak S-512'nin gövdesinde pencere bulunmayacak. Gövdenin iç duvarları ince ve kavisli dev ekranlarla kaplı olacak. Uçak dışındaki kameralarla çekilen canlı videolar bu ekranlara yansıtılarak kabinde panoramik bir görünüm oluşturulacak. Yolcular eğer isterse bu ekranlarda film de izleyebilecek. Sessiz olmak güzeldir sloganıyla duyurulan S-512'nin üretilen ilk insansız prototipi, aerodinamik uçuş özelliklerinin gözlenebilmesi için ses altı hızda yapılan ilk test uçuşunu başarıyla geçti. Yakında test uçuşlarına başlayacak S-512'nin 2023'te müşterilere sunulması, 2025'te de ticari uçuşlara başlaması öngörülüyor. 1,6 Mach yani saatte 1770 kilometre hıza ulaşabilen süpersonik iş jeti dünyayı daha küçük ve erişilebilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. 12-18 yolcu kapasiteli planlanan uçağın Londra'dan New York'a 3 saatte ulaşması planlanıyor. Bir başka sessiz süpersonik jet geliştirme çalışmasını Exosonic yapıyor. ABD'li şirket en son sessiz süpersonik uçak tasarımının ilk kavramsal tasarım incelemesini tamamladı. Aynı zamanda insansız süpersonik uçak konusunda da çalışmalar yapan şirket 70 yolcu kapasiteli jet geliştiriyor. Exosonic, sonik patlamayı susturarak yolcuları hedeflerine bugün mevcut olan ticari uçuşlardan iki kat daha hızlı götürmek için karada ve denizde süpersonik uçabilecek. Uçak 8000 kilometre menzile sahip olacak. Süpersonik uçakların dışında sesten hızlı hipersonik çalışmalar da yapılıyor. ABD Atlanta merkezli girişim şirketi Hermeus, ses hızının 5 katı hipersonik hıza erişecek Carter Horse adını verdiği tasarımıyla gündemde. ABD başkanlık uçağı içinde sözleşme imzalanan uçak, 5 Mach yani saatte yaklaşık 6125 kilometre hızla yol alacak. Şirket 2024 yılındaki ilk motor testinde kullanılacak motorunu da seçti. Hipersonik uçakta Pratt & Whitney'in F-16 savaş uçaklarına güç veren F-100 motoru kullanılacak. İlk motor şirket tarafından geçen ay teslim alındı. F-100 insansız hipersonik uçağı yaklaşık Mach 2,8 hıza çıkaracak. Bu geçiş noktasında bir ramjet devreye girecek ve uçak Mach 5'lik hedef hızına ulaşacak. Atlanta'da üretim tesisi kuran Hermeus'un geliştirdiği Carter Horse'un menzili yaklaşık 7400 kilometre olacak. Hipersonik uçak, bir yolcu uçağının 7-8 saatte kat ettiği New York-Londra arasındaki mesafeyi 90 dakikaya düşürecek. 95.000 feet, yani yaklaşık 29.000 metre irtifaya çıkabilecek hipersonik uçak pilotsuz uçacak. Prototipi Kasım 2021'de fabrikadan çıkan Carter Horse'un ilk uçuşunu bu yıl yapması planlanıyor. Hipersonik uçağın 20 yolcu kapasiteli olması hedefleniyor.
Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Türkiye'nin yiyecek ve içecek serüvenini, yiyecek ve içecekte Türkiye turizmde neler yapabilir onu konuşacağız. Önemli bir konuğum var. Gastronomi Turizmciler Derneği Başkanı Gürkan Boztepe. Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Gastronomi Türkiye için çok çok önemli. Yeme, içme bu coğrafyada çok zengin daha. Köy köy değişebiliyor, ilçe ilçe değişebiliyor. İller bazında baktığınızda bir sürü çeşitlikten bahsetmek söz konusu. Siz bu işe nasıl karar verdiniz? Şu an derneğinizi ve Türkiye'nin yiyecek içecek kültürünü Gastronomi Derneği çatısı altında nerelere getirdiniz? Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bu programda olmak bizim için çok kıymetli. Ülkemize değer katan böyle programların artması bizi mutlu ediyor. Gastronomi turizmi konusunda başlangıç noktam gastronomi ve turizm kelimelerini birleştirmekle oldu. Ben aslında, en önemlisi bu diyorsunuz. Evet, turizm kökenliyim. 30 yıllık turizmciyim. Seyahat acentacılığı yaptık. O süreçlerde şunu gördüm ki restoranlar müşteri bekliyor. Acentacılar da müşteriyi götürecek yer bekliyor. Müşteriler de iyi yemek yiyecek yerler bekliyor. Evet, ama bunları farklı tatlar. Doğru. TÜRSAP Gastronomi Komitesi'ni ilk kurduğumuz zaman bu mantıkla kurduk. Sonrasında iş büyüdü. Biz 7 kişiyle kurduk. Şimdi 2000'den fazla üyemiz var. Gastronomi turizmi aslında yeme içme amaçlı yurt dışından ve yurt farklı lokasyonlara turistlerin gitmesi. Aslında tanımı bu. Biz dedik ki Türkiye'nin yeme içmesi dünyada aslında bir numara. 12 bin yıllık tarihiyle Anadolu'nun dediğiniz gibi köylerine kadar her yemeğin bir hikayesi var. Yani bugün keşkek diyorsunuz, işte düğünlerde hikayesi olan bir yemek. Evet. Yani bu yurt dışında ödül aldı bizim keşkek kitabıyla ve ödül aldık. Bizim için çok kıymetli aslında bir yemek bile. Menemen konusunda dünyanın en önemli yemeği dedi. Bunu kim dedi? Amerikalılar dedi. İtalyan gastronomi uzmanları dedi. Şimdi biz bunların farkında mıyız? Önce aslında konu bu. Bunu da doğru paketleyip satıp döviz kazandırıcı hizmet olarak aksiyon alabiliyor muyuz? Ben sadece restoranlar anlamında bakmıyorum. Ürünlerin de yurt dışına satılması konusunda faaliyet gösteren bir strateji yapalım. Zaten beraber gelişecek bu. Evet, yani bugün Meksikalılar kendi ürünlerini marketlere önce satıp ondan sonra oradan da Meksika yemeklerini nasıl ön plana Amerika'da çıkartıyorlarsa biz de kendi ürünlerimizi yurt dışında satabiliyor olmamız lazım. Hem marketlere hem de akabinde de restoranlarda menülere Türk ürünlerini koymamız lazım. Yani Türk kahvesi gibi, lahmacun gibi, pide gibi pek çok ürünümüzü biz filmlerde de kullanmak zorundayız. Yaptığımız stratejilerde genelde yurt dışında ondan fazla ülkede etkinlik yaptık. Burada New York'ta Türk evinde yaptığımız etkinlik özellikle basında çok ses getirdi. Önümüzdeki süreçlerde Dubai gibi farklı yerlerde yine etkinlikler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Los Angeles var. İşte Moskova'da yaptık. Moskova'da ofis açtık. Gastronomi Turizmi Derneği olarak fiziksel ofisimiz var şu anda. Ukrayna'da yine etkinlik yaptık. Hem Ukrayna Turizm Bakanı'nı burada ağırladık. Borç çorbasının tanıtımını yaptık. Bunlar aslında çok etkili oldu ve biz döviz anlamında diyoruz ki Türkiye'ye gelen turist 2.7 geceleme yapıyor şu an İstanbul'da. Harcadığı para ortalama bir hafta kalan turist 1000 dolar harcıyorsa bunun 500 doları zaten gastronomi ve yeme içmeye gidiyor. Sağlık turizminle ilgili kellik tedavisine gelse bile bu paranın haricinde yine gastronomiye para harcıyor. Ama biz bunların hem ölçülmesi noktasında 4 tane araştırma raporu çıkarttık. Hem de Türk mutfağını dünyada tanıtmak için adım adım ilerliyoruz. Burada da 21 şehirde temsilcilik kurduk şu anda. Yani Kahramanmaraş'ta da bizim Gastronomi Turizmi Derneğimiz var. Bursa'da da Gastronomi Turizmi Derneğimiz var. Çanakkale'de de var, İzmir'de de var. Ama biz istiyoruz ki 81 vilayette olsun. Herkes kendi yemek ve ürünlerini daha doğru şekilde bizlere hikayesiyle beraber aktarsın. Biz bu ürünleri yurt dışına hem restoranları pazarlayalım, hem mekanları pazarlayalım, hem de ürünlerimizi pazarlayalım ve Anadolu insanı döviz kazansın istiyoruz. Kısa sürede ama önemli bir mesafe kat ettiğinizi biliyorum. Yurt dışına da gittiniz, değişik etkinliklerde bulundunuz. Dolayısıyla yurt dışına gitmekle beraber yurt dışında bu tarz aktivitelerin yani gastronominin, yeme ve içmenin ülke turizmine, ülkelerin gelir kalemlerine bir de arka planda baktığınızda işte üretici tarafa ciddi anlamda katkısı olduğunu da herhalde önemli tespitleri de ortaya çıkarmışsınızdır. Tabii 5.1 milyar dolar şu anda Türkiye'nin gastronomi turizminden kazandığı para.
Daha önce Turizm Bakanımızla da konuşmalarımızda 15 milyar dolar bir hedef koymuştuk. Şu anda o hedefi yakalıyoruz. Yani Türkiye'nin turizm gelirleri ortalama 50 milyar dolara geldiği zaman biz 25 milyar doları yeme içmeden yapmak durumundayız. Yeme içme konusunda bugün Michelin yıldızlı restoranlarda, yurt dışında, San Sebastian'da tabağına 100 euro para veriliyorsa biz tabağına 100 euro para alabilecek kalitede yemeğimiz var, ürünümüz var. Biz bu standartlarda hizmet sunan restoranlarımızla nitelikli turisti ülkemize çekmek durumundayız. Sadece İstanbul olarak da bakmıyorum. Bugün Urla gibi, farklı lokasyonlarımızda, Çanakkale gibi, Bursa gibi hani her yörenin kendine ait yemekleri var ve bunları doğru sunmamız gerekiyor. Çok sayıda yurt dışından turist getiriyoruz ama hepsini her şey dahille, yani yoğunlukla her şey dahille pazarladığımız bir turizm paketiyle geliyorlar. Dolayısıyla bu gastronomi tarafı olarak baktığınızda öncelikle mesela bu 5 yıldızlı otellere, her şey dahille gelenlere nasıl dokunabiliriz? Onları otellerin dışına çıkarıp dışarıdaki tadlara nasıl ulaştırabiliriz? Oraya yönelik de bir çalışmanız olmuştu herhalde. Aslında var şöyle, hatta biraz önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir toplantıdaydık. Orada da önerim lezzet haritaları çıkartılması. Yani bugün gastronomi turisti aslında 5 yıldızlı otele gelip de her şey dahil sistemin içinde kalmak istemiyor. Diyor ki bana kenarda köşede kalmış pideci var mı diyor. Ama lezzetli olsun diyor. Evet. Ya da farklı bir kenarda kalan, atıyorum bana lahmacuncuyu söyle diyor, çorbacıyı söyle diyor. Yani buraya biz 15 tane Michelin yıldızlı şef getirdiğimiz zaman Çengelköy'e kokoreç yemeye gittiler. Yani şimdi Türkiye'nin kapalı çarşıdaki dönerini tatmak istiyor. Yani evet. Bu insanlar aslında bizim yerel lezzetlerimizi ve hikayesi olan ürünleri beklerken biz insanları 5 yıldızlı otelin içine koyup bırakmamamız lazım. Şu anda 5 yıldızlı oteller de şunu algıladı. Biz dediler ki bir sokak yapalım bari. Yani biz sokak lezzetlerini bari otelin içine taşıyalım. Taşıyalım. Müşteriyi evet. gönderemiyorsak sokağa ya da göndermek istemiyorsak. Doğru. Yani kokoreççi mi lazım? Otelin içinde var şu anda. Ya da pide mi lazım? Otelin içinde var. Bunu da fiyatın içine koydular. Bunu yapan zaten bazı Antalya'daki otellere ilgi ve rağbet çok daha fazla arttı. Bir de içinde Türk mutfağı restoranları daha azdı. Genelde işte İtalyan restoranı, Fransız restoranı falan gibi. International. Evet, international. Dünya yemekleri, ki öyle bir şey yok dünyada. Hani evet. dünya yemekleri diye bir şey yok. Bir şey bizde yok. Var bir tek. Evet. Hani dediler ki biz Türk mutfağını da bir restoran şeklinde, rezervasyonlu restoran şekline getirelim. Bunu koydular şu anda oteller. Bu yeterli mi? Yetmez. Çünkü şöyle, Türk mutfağı aslında bizim film ve dizi sektörü gibi bazı sektörlerin içinde de hareket edip yurt dışına dizi satarken o sattığımız dizilerin içinde de Türk ürünlerini, Türk yemeklerini anlatan hikayeleri aktarmamız lazım. Yani biz hatırlarsanız Baba filminde İtalyanlar bize İtalyan zeytinyağı gibi farklı evet. farklı ürünleri bütün Doğru. sahnelerde, Tabii. restoranlarda geçirttiler. Biz bunları yapabilecek vizyondayız. Şimdi sinema sektörüyle Ticaret Bakanlığı'nın çok değerli çalışmaları olduğunu biliyorum. Yani biz Turizm Şurası yaptık 3 kere biliyorsunuz ülke olarak. Çok değerli sonuçlar çıkmakla beraber hani uygulanabilirliği de tartışma götüren bir nokta. Ben o yüzden kanaat önderleri konuşuyor diye Gastro Talks diye ayrı bir toplantı zinciri başlattım. 21.sini gerçekleştiriyoruz. Kim Türkiye'ye katkı sağlamışsa farklı farklı isimler olabilir, sanatçılar olabilir. Gastro Talks'ta bir konuşmacı alıyoruz. Mesela Demet Sabancı'yı aldık. Los Angeles'taki Oscar ödül törenlerinde neden Türk menüsünü içeriye nasıl koyduğunu, Wolfgang Puck'la oraya pideyi nasıl yerleştirdiğini oradaki Haziran'a anlattırdık. Biz her etkinlikte farklı bir başarı hikayesini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim çeşitliliğimiz çok fazla ama tek başına çünkü yeme içmeyle olmuyor. Biraz da onu diğer çeşitlilikler de gerektiriyor. Yani bir müzesi varsa, yani ören kültür, yerleri varsa, doğa turizmi varsa, tarihi varsa bunlarla beraber meç etmek gerekiyor. Biraz orada zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Katılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim aslında Anadolu'nun 12 bin yıllık bir tarihi var. Yani nereyi kastanız çok değerli hazinelerimiz var. Bunu gastronomi kültürüyle beraber yani kültür turizmini tek bir yapıda planlamak lazım. Şimdi İtalya'ya gittik diyelim. İşte oradaki en önemli X bir yere gittiğiniz zaman yanında dondurmacı var. Ya da bir yere gidiyorsunuz yanında pizzacı var. Yani kültür turizminde gastronomiyle entegre etmişler zaten. Şimdi biz diyelim Kars'a gittik. Ani arabalarında 5 kilometre etrafında bir tane
hiçbir şey yok. Yani tuvalet yok yani. Ha, diyecektim ki tuvalet bile yoktu. Evet. Tesis dediniz. Evet. Çünkü bu konuyu çok yazmıştım. Evet. Yani bu şimdi ben istiyorum ki Anadolu'yu bir kere influencer arkadaşlarımız sadece hani kulaktan dolma bilgilerle fotoğraf çekmek için aynı yerlere gidip de ben işte kaz eti yedim falan değil konu. Konu biraz daha derin. Biz birlikten kuvvet doğar ve biz yurt dışına nasıl bu işi pazarlarız diye bir strateji yapmamız lazım. Gittiğimiz yerlerde de yemeklerin sunumları, tabakları, yemeklerin hikayesini anlatabilecek İngilizce bilen garsonlar ve hijyen konusu. Bunların hepsi çok kritik. Biz hijyen belgesi verdik dernek olarak. Evet. Ve yaklaşık 200'den fazla restoranda bu kapısında asılı şu anda pandemi döneminde. Ve bunu ciddi anlamda Sağlık Bakanlığı ile ciddi çalışmalar yaptık. 146 tane maddeden oluşuyor. 3 tane gıda mühendisi çalıştırdık. Biz istiyoruz ki derinliği olan işler Peki, yapalım. Havacılık sektörüyle diyaloğunuz nasıl? Mesela Türk Hava Yolları da dünyanın tek noktadan en fazla şehrine uçan, dünyada en fazla uçuş ağı olan bir hava yolu. Böyle bir hava yolumuz var. Bununla nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Yani Türk Hava Yolları bizim gururumuz. Türk Hava Yolları ile bir şey yapmayı aslında sizin sayenizde başlamak ümit ediyoruz. Çünkü Genel Müdürlük ve onun ekibinin çok yoğun çalışmalarda bize sponsor olduğu aşikar. Her etkinliğimizde destek oldular. Ne istersek gerçekten kırmadan verdiler. Bizim Doko ile masaya oturup orada imzalı şeflerimizle Türk mutfağının ve Anadolu insanının ürünlerini daha fazla tanıtmamız lazım. Yani tatlı veriyorsak orada belki bir İtalyan tatlısı değil de Türk tatlısını sunup orada da hikayesini kısaca belirtmemiz lazım. Ya da imzalı şeflerimiz demesi lazım ki ben bu Şevketi Bostan'ı Alaçatı'dan aldım. Şu mevsimde toplandı. Bu Alaçatı'daki bu yemeğin hikayesi budur. Şimdi insanların aklında biz yemekle kalabiliriz. Yoksa farklı farklı hava yolları da rakip Türk Hava Yolları'na. Ama bizim en güçlü olduğumuz nokta Türk Hava Yolları'nda bence yemeklerimiz olduğunu düşünüyorum. O konuda da entegre çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nın bu ikramdaki başarısı diyorum ya, dünyanın business ve ekonomide en iyi ikram ödülünü aldı. Bunu siz nasıl değerlendirebilirsiniz? Bunlar Türkiye'nin işte yiyecek içecek kültürüne nasıl bir katkı sunulabilir? Yani bence bu başlı başına bir toplantı konusu. Atilla Bey konum atsın, ben atlayayım gideyim. Birlikte gidelim, bu masaya bunu yatıralım. Yani biz bunları sürekli konuşmamız lazım. Demesi lazım ki bana, Gürkan, Singapore Airlines'ta bak bunlar yapılıyor. Sen bu konuda bana Anadolu'dan hangi yöreden hangi ürünü öne çıkartabilirsin? Ben evet. Sürekli sahadayım. Yani ben yurt dışına gidiyorum ayrı, yurt içinde geziyorum ayrı. Benim aklıma gelmeyen bir ürün vardır da, örnek veriyorum dondurma. Ararım Kahramanmaraş'ı. Kahramanmaraş temsilcimiz bizim dondurma firmasının sahibidir. Orayı pıt çıkartır. Ya da aklımıza gelmeyen bir kurabiye, aklımıza gelmeyen bir tatlı. Yani bizim de bilmediğimiz bazı ürünler var. Ben de her şeyi bilmiyor olabilirim. Ama benim üyelerim o yörenin ağırlığı olan insanlar olduğu için biz onlardan detay bilgi alabiliyoruz. Peki yeni şimdi 81 ilde dediniz ya derneğimiz olsun veyahut da 81 ilde gastronomiden faydalanabilir hale gelsin. Doğru. İsteniyor. Burada belediyelere düşen görevler de var ama giden o turistleri, ziyaretçileri, bu turist de sadece yabancı diye kastetmiyorum. Yurt içi, çünkü öncelikle kendi insanın gidecek ki daha sonra yabancılar gelsin. Kendi insanın gitmiyorsa oraya yabancıyı zaten götüremezsin. Doğru. Burada şey mesela, onlara nasıl bir yol haritası çıkarmak veyahut da tavsiye anlamında neler söylemek yani gerekiyor? Yani naçizane belediye başkanlarımız zaten çok vizyonlu ama 81 vilayette bana 5 tane gastronomik popüler olan say deseniz bir numarada her zaman Fatma Şahin oturdu. Niye? Ben belediye başkanlarımı tek tek arıyorum. Diyorum ki İzmir'i aradım, başka yeri aradım. Diyorum ki hadi hep beraber New York'a gidelim. Fatma Şahin diyor ki başkanım gidelim diyor. Şimdi Fatma Şahin bu işi kafaya takmış. Hı hı. Ve demiş ki ben gastronomi kent olacağım demiş. Yani ve bütün kent onun altında birleşmiş. Bakanım diyoruz zaten evet. Kendisine. Hakikaten bakan yani. Şimdi gastronomi belki bakanlığı kurmak gerekiyor. Gastronomi Turizmi Bakanlığı. Yani Turizm Bakanlığı'nın içinde kültür var, sanat var. O kadar çok şey var ki hani. İşte oraya gastronomi de eklemek lazım. Bakanlık evet. Deyince iş zorlaşıyor. Evet. Yani bizim Fatma Şahin gibi vizyoner belediye başkanlarımız olursa işte Gaziantep'e 19 uçak iniyor günde. Yani evet. Oradaki baklavacıdan da alışveriş yapıyorsunuz. Öğle yemeği yiyorsunuz vesaire. Bu süreçlerin hepsini bizim koordine ama etmemiz lazım. Başarılı oluruz. Topyekün. Çünkü bu sadece sizin altından kalkacağınız bir şey değil. Bize de düşen ne varsa elimizden medya boyutuyla yaparız ama ciddi bir konunun altına imza atmaya çalışıyorsunuz. Hep beraber.
katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Umarım ilerleyen programlarda daha güzel böyle detaylı gastronomi turizmciliği ile ilgili konuşuruz. Dolayısıyla sizden çalışın, biz bilgi toparlayın, yeniden konuşmak üzere sözleşmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Zaman ayırttınız. Sağ olun. Serüvenimizde test yaptığımızda, denemelerimizde, görev yaptığımızda hep farkı aslına bakarsanız en olmaz denilen koşullarda ve işte saat olarak da mesai saati dediğimiz mesai saatinin dışında olan saatlerde oldu serüvenimizde. Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan Hedef Kızıl Elma belgeselinin ikinci bölümü yayınlandı. Bayraktar Kızıl Elma'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşun gerçekleştirildiği ana kadar olan ve merakla beklenen geliştirme sürecinde yaşananlar belgeselin ikinci bölümünde anlatıldı. İkinci bölümde yapımcımız Güntay Şimşek de yer aldı. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının geliştirme serüveninin anlatıldığı Hedef Kızıl Elma belgeselinin ilk bölümü 10 Mayıs'ta düzenlenen ön gösterimle ekranlara taşınmıştı. Belgesel için İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar Kızıl Elma test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. Türk Hava Yolları taşıdığı yolcu sayısını yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %25,2 artırdı ve 38,7 milyon yolcu taşıdı. Ocak-Haziran döneminde 14 milyon transfer yolcu ağırlayan hava yolunun doluluk oranı 5,9 puan artarak %81,5 olarak kaydedildi. İlk 6 ayda 750,2 bin ton kargo taşıyan hava yolunun arz edilen koltuk kilometre değeri 110,9 milyar olarak ölçüldü. Türk Hava Yolları Haziran ayında 2022'ye kıyasla %9 artışla 7,7 milyon yolcu taşıdı. Geçen ay %83,5 dolulukla uçan hava yolu 140,2 bin ton kargo taşıdı. Uçan otomobil Alef, ABD Federal Havacılık İdaresi FAA'den özel uçuşa elverişlilik sertifikası aldığını duyurdu. 300 bin dolarlık uçan otomobilden 250 milyon dolarlık sipariş alındığı belirtildi. Dikey kalkış ve iniş yapabilecek Alef 320 kilometre menzile uçabilecek. Kaliforniya merkezli şirket uçan otomobil teslimatlarına 2025 yılına kadar başlamayı planlıyor. Salgın döneminde yaşanan ekonomik kriz, tüm dünyadaki seyahatseverlerin tatil anlayışını değiştirdi. Gezginler daha uygun bütçeyle daha hesaplı ikinci derecede popüler olan şehirleri tercih etmeye başladı. Özellikle Avrupa'ya seyahat edecekler, gözde şehirler Paris, Roma, Venedik, Barcelona, Berlin, Amsterdam ve Londra gibi yerleri artık tercih etmiyor. Gezginler bu popüler noktaların yakınlarındaki şehirlere seyahat etmeyi planlayarak İkinci şehir seyahatlerini daha popüler hale getirdi. Böylece çok daha ucuza ve kalabalıklardan uzak daha keyifli seyahatler yapılabiliyor. Bu anlayış yaz döneminde ülkemizde de popüler hale geldi.
Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Antalya gibi popüler noktalardaki yüksek rakamlar gezginlerin tercihlerini yakınlardaki ikinci şehirlere yönlendirdi. Bu sebeple bu hafta ikinci şehirlere seyahat etmenin avantajlarından bahsedeceğiz. Popüler şehirler her zaman daha kalabalık olur. Bu durum bazı mevsimlerde daha sıkıcı bir hal alır. Yemek yiyeceğiniz yerlerde rezervasyon yaptırmak zorunda kalırsınız veya uzun süre ayakta sıra beklersiniz. Ve bazen beklentilerinizi karşılamayan yiyeceklere yüksek bedeller ödersiniz. Ayrıca yüksek rakamlara daha kötü otellerde konaklayacağınız da kesindir. Ziyaret edeceğiniz müze, ören yerleri, plajlar ve diğer önemli bölgelerde sıkıntılar yaşarsınız. Bazen yoğunluk nedeniyle giriş yapamayabilirsiniz. Bu aktivitelere dahil olduktan sonra da sıkıntılar hiç bitmez. Ancak özellikle yoğun sezonlarda bir ikinci şehri ziyaret ettiğinizde bu durumlarla hiç karşılaşmazsınız. Popüler bir şehri ziyaret ettiğinizde her açıdan maliyetli bir tatil yapmış olursunuz. İkinci şehirlerde ise adeta ucuzluk yarışı vardır. Daha doğal ve yerel imkanlarla yaşarsınız. Burada yapacağınız aktiviteleri planlamak ve zaman ayırmak daha kolay olur. Aldığınız hizmete ödeyeceğiniz bedel sizi fazlasıyla mutlu eder. Hareketli tatil yapma avantajı bulursunuz. Görülmesi gereken noktalara daha kolay ulaşır, daha ucuza, daha fazla yer görerek seyahat tecrübesi kazanırsınız. Popüler şehirler genellikle dünya mutfağından tüm çeşitleri bulacağınız noktalardır. Buralara çok fazla ziyaret olduğu için yiyecek içecek kültürü de çok geniş yelpazede lezzetleri size sunar. Dışarıdan göç alan büyük şehirlerde yatırım yapan yabancılar buralara kendi tatlarını getirir. Her istediğiniz lezzete kolayca ulaşmanız mümkün olur. Fakat yerel veya yöresel tatları bulmanız hem zor hem pahalı olur. Ancak ikinci şehirlerde yerel yiyecek ve içeceklere en doğal halleriyle ve çok daha hesaplı ulaşırsınız. Durumu ya da görünümü tablo gibi olan veya olmaya uygun yer olarak tarif edeceğimiz pitoresk görüntüler ikinci şehirlerde az keşfedilmiş konumlarıyla karşınıza çıkar. Mimaride estetik yapılar, fotoğraflarda ise göze hoş gelen biçim ve görüntüler çekeceğiniz ve paylaşacağınız fotoğraflarla sizi de şaşırtabilir. Popüler şehirlerde özellikle sosyal medyadan paylaşacağınız video ve fotoğraflar ilgi çekmeyebilir. Çünkü onlar binlerce kez görülmüştür. Ancak ikinci şehirlerde yapacağınız çekimler daha çok dikkat çeker, merak uyandırır. Gezginlerin fazla seyahat etmediği ikinci şehirlerde çok estetik fotoğraflar çekebilir, ilginç videolar paylaşabilirsiniz. Böylece albümünüzü zenginleştirebilirsiniz. Popüler şehirlerde satın alacağınız ürünlerle ikinci şehirlerdeki benzerleri arasında önemli farklar olur. Büyük şehirlerde daha pahalıya alacağınız eşyaların fazla özel olmadığını ve size orayı hatırlatmasının zor olduğunu söylemek gerekir. İkinci şehirlerde ise yöresel eşyalar dahil her şeyi daha ucuza satın almanız mümkündür. Kıyıda köşede sıkışmış pazar yerlerini keşfetmek sizi şaşırtır. Bu nedenle önümüzdeki tatil döneminde popüler şehirlerin yerine hemen yakınında yer alan daha az bilinen bölgelere seyahat etmek her yönden iyi gelecektir.